Saman atıyordum içeri körükle. O anda bir alev çıktı. Elim yandı, saçlarım, kulağım falan yandı. İçeriye de sis çökünce çaresiz kaldım. Selamünaleyküm. İyi misiniz? Aleykümselam bakalım. Ben bunu duyunca arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Dedim ki Sayın Bey kardeşimizin derdine derman olalım. Arkadaşlarımız da 8 hayvan size temin etmişler. Ama bu 8 hayvanın tabii 2 tanesi de hediyeli. Yani bunlar gebe. Cumhurbaşkanımızın bize her zaman talimatı bir üreticinin dahi olsa herkesin derdiyle dertlenin, herkesin derdine de derman olmaya çalışın diyor. Biz kendisinden aldığımız ışık, kendisinin azmi ve çalışkanlığını sadece takip etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza dua edin, devletimize dua edin. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Bey'le Zehra teyzeden bir söz istiyorum yalnız. Bu 25 dekar araziyi hiç boş bırakmayacağız. İnşallah. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın dedi. İnşallah siz de ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde burada da hayvancılığın yanında günlük yem ihtiyacınız için de bu tarımı mutlaka yapın. Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza hepsine de teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza söylediği gibi herkese, bakanımıza, milletimize, devletimize teşekkür ederim. Askerimizi, milletimizi korusun. Bayrağımız enmesin, ezenimiz dinmesin. Bin şükür, bin şükür. Türkiye ne güzel, ne mutlu, şükür.